Eski diyorsun galiba. Sorma. Burası yaşanacak yer mi zaten ya? Düpedüz kır. Her sene bu cehennemin dibine gelmekten çok bunaldım, çok. Şimdi düşünsene. Adalarda yahut boğazda küçük bir yalımız olsaydı. Her gün kayık gezisine çıksaydık. Parklarda, bahçelerde dolaşsaydık, arabalarda. Güzel olmaz mıydı sence Suat? Ama işte para. Ah para ah. En az 50 lira gerekir. O zaman 50 lira bulmanın imkanı yok zaten. Yoksa ben seni 1000 kere kapıp götürürüm. 50 lira mı? Ya 50 lira Suat. Ama dediğim gibi bulması imkansız. O zaman da kimin 50 lirası olmuş da millete borç vermiş. Kapı çalıyor, kapıya baksana. Gelen kimmiş? Necip Bey gelmiş, Necip Bey. Al içeri, al al al. Hoş geldin Necip, geç otur şöyle. Hoş bulduk, hoş bulduk ya. Sağ olasın. Dışarıda bir yağmur var. Çok kötü hani. Dışarısı hep çamur olmuştur. Toprak toprak dik. Ah, 2 dakika yağmur yağdı mı haddim var. Yürü. Bastığın yer bir köy çamurla birlikte kalkıyor. Gör bak, Boğaz kesin günlük güneşlikti diyorum işte ya. Burada Allah'ın bayburcuna gelmişiz. Çok zor burası, çok zor. Her gün yağmur, her gün rüzgar. Ya öğleden sonra soba yakıyoruz burada. Düşün ya, böyle bir şey olabilir mi? İslamiyet'in ilk dönemleri Müslümanlar çok eziyet ettiler ya. Avrupa takımları altyapıya önem veriyor. Sen gidiyorsun yabancı transfer falan filan. Ya kardeşim, ben atıma eskiden de 40 liralık saman alıyordum. Şimdi de 40 liralık saman alıyorum. Bunlar hep bak, dış mihrakların oyunu bak. Ben dinar kazanıyorum, dinar harcıyorum. Doların benimle bir alakası yok. Ya Fatih yol yapmadı mı yol, he? Adam gitti köprüsünü dikti. Köprü köprü. İşte bu gerici kanuni zihniyeti var ya. Acaba istesen Bağman'a para yollar mı ya? Daha yeni hanını sattı. O zaman parası vardır. Dur bir ben bir isteyeyim. Aa, saat de çok geç olmuş. Ben kalkayım artık. Size iyi muhabbetler. Mektubu yarın İstanbul'a babam ulaştırman lazım. Yapabilir misin? Çok teşekkür ederim sana. Çok. Süreyya Bey nerede? Kendisi sigara içmeye çıktı ya. Ne kadar daha kalacaksınız? Vallahi 10 gün kalacağım diye geldim ama galiba yarın ilk trenle gideceğim. Sağ olsun Süreyya Bey öyle güzel anlattı ki insan kendini bilerek cehenneme sokar mı Allah aşkına ya? Kalın, size ihtiyacım var burada. Ne konuda ihtiyacınız var? Biraz sürpriz olsun. Sürpriz. İyi peki o zaman. Bir iki gün daha kalmayı galiba tahammül edebilirim. Buyur evlat, benimle konuşmak istemiyorum. Baba, biz yalaya taşınıyoruz. Ne? Nasıl? Ne zaman? Parayı nereden buldun? Para beni sonra sıkıntı etme, ben bir yerden hallettim. Allah'a emanet olun, ne bileyim, hayat senin hayatı. Git, yaşa hayatını. Sağ olsun, bana teşekkür ederim. Duydun mu Suat'ın Necip arasındaki olan olayları? Ne olmuş? Necip biliyor, Suat'a şey yapıyor ya. Yazıyor. Oo, ya? Oha. Artık bilmiyorum. Bilmiyorum artık. Necip, Suat'ın evli olduğunu bilmiyorum galiba. Vay be. Thank you.
Evet. Daha önce ziyarete gelmiştim de. Burada kalmış demek ki. Kalkalım o zaman çünkü hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Elveda anneciğim, elveda. Süreyya? Suat? Ooo Necip, sen de hoş geldin ya. Nasılsın? Gel seninle bir konuşalım. Demek hastaydın da o yüzden yalıdan çıkıp gittin ha. Vay be Necip, sen de ne sıkıntılar çekmişsin ha. Artık yapacak bir şey yok. Ne oluyor? Thank you.